Arkadaşlar merhaba. Biberlerimizi diktik. 65 günü geçti, 70 güne yaklaştı. Bu şekilde hepsi çiçek açıyor, çiçekler tutuyor, biber veriyor ve topluyoruz. 15-20 gündür topluyoruz bunları. Şimdi biberde dikkat edeceğimiz hususlar şunlar. Bu tecrübelerime dayalı. Biz bunu toprak altından suluyoruz. Her şişeyle. 10 litrelik şişelerden kullandık. Geçen sene 5'ti. Alttan 4. boğumdan şişe çevresine 4 tane matkapla veya 5'lik çiviyle delik açtık. Üstten kapağın 12 santim altından bir delik daha açtık. Alttaki delikler toprağın 6-7 santim en az altında kalacak şekilde toprağa gömdük. Biberlerimizi diktik, suyu doldurduk. Suyu doldurduktan sonra buna başka su vermedik. Biberler 15-20 santim olunca çapaladık ve bıraktık. Büyüdüler, çiçek açtılar. Üzerlerinde biberleri görünce ikinci suyunu verdik. Bu hemen hemen 60 güne yaklaştı. Şimdi biberde dikkat etmemiz gereken şunlar. Bunları yaparsak biberlerimiz çiçek açar, çiçekler tutar, verir. Kök boğazı hastalığı olmaz, köklerde çürüme olmaz. Öncelikle biberlerimizi bağladık. Biberin en zayıf noktası kökle toprağın birleştiği yerdir. Burası sulu olursa veya rüzgar, kedi geçer, köpek geçer, insan geçer, ayağı takılır, direkt kırılır. Bu biberden hiçbir şey alamayız, gider. Onun için öncelikle bir çubuk diktik ve bağladık. Rüzgardan koruduk. Hem biberler ağırlık verdiği zaman bitkiyi zorlamayacak. İkincisi çapalıyoruz. Şimdi bizde kök boğaz hastalığı, kök kırılma olayı pek olmuyor. Çünkü toprağı alttan suluyoruz. Dün hafif bir yağmur yağmıştı. Sularken biberimizden en az 15-20 santim uzakta su yolu ara kaçacağız. Ve buradan sulayacağız. Biberlerin diplerinde hafif toprakla dolduracağız. Biberin dibi toprak görecek ancak su görmeyecek. Su görürse çürümeye başlar. Biberleri yeteri kadar sulayacağız. Aşırı suladığınız zaman boya verir. Çiçek açar ancak çiçekleri döker. Bunu nasıl yapıyorum? Şimdi biber yaprakları koyu yeşil olduğu zaman veya sörpülmeye başladığı zaman su istiyor demektir. O zaman suluyorum. Bu kadar basit. Toprakta sulamadan dolayı mutlaka bir kaymak tabaka oluşur veya toprak sertleşirse bunu hemen çapalıyorum. Çünkü çapaladığımız zaman topraktaki canlılar da çalışıyor, hava alıyor. Kökler de hava alıyor ve biber verimine devam ediyor. Köklerden biraz uzakta suladığımız zaman kökler gelişiyor. Yanlara ve derinlere gelişiyor. Yeterli besini buluyor. Bizde böyle ot, bunda otları bırakıyorum ben. Dikimden 20-30 gün önce belirle 35-40 santimden alt üst ettiğimiz zaman bu altta gübre oluyor, bu yeterli oluyor. Toprağı çalıştırıyor. Toprak çalışacak, kökler çalışacak, kökler yayılacak, derinlere gidecek, yanlara gidecek. O zaman gübreye de gerek kalmıyor. Bu otlar yeterli oluyor. Yeterli su verdiğimiz zaman, fazla su vermezsek biberdeki bütün hastalıklar hemen hemen aşırı sulamadan olur, fazla sulamadan. Buna böcek gelmiyor. Böcekler sulu yaprakları, sulu meyveleri seviyor. İlaçlama derdinden de kurtuluyoruz. İlaçlama diye bir şey yok. İlaçlarsak biberlere arı, tozlayıcı böcek gelmiyor. Zararlı böceklerin yanında faydalı böcekler de yok oluyor. Ve tozlaşma olmuyor. Biberler boş kalıyor. Bakın hepsi dolu küçüklerin. Bunlara arılar geliyor. Tozlayıcı böcekler geliyor. Şimdi yaz geldi. Biberde yaprak budaması da yapmıyorum. Dal da almıyorum. Çünkü bunların toprağa
kapatması gerek. Alttaki toprağın serin olması gerek. Serin olmazsa kökler çalışamaz. Kökler çalışmazsa biberimizde verim olmaz. Şimdi budama yaptığımız zaman veya yaprak aldığımız zaman tamam biberi alırız, güzel olur. Alır da sıcaklar geldiği zaman olmaz. Budama yapmayınca yıl sonuna kadar aralıkta bu bitkileri don vurana kadar biber topluyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.